Önder Hoca'yla kesinlikle istikrar düşünüyoruz. Bu çok net çünkü az evvel de bahsettim ya, bu projenin zaten merkezinde Önder Hoca var. Defaatle altını da çiziyorum. Pozisyonlara belki biraz fazla takılıyoruz. O sistemin içerisine yer almak çok kritik. Söylediğiniz evet çok önemli. Az evvel de dedim ya, bir projeyi, bir planı, yurt dışındaki bazı örneği buraya kopyalarken buranın dinamiklerine de mutlaka odaklanmak lazım. Burası Türkiye, burası Beşiktaş. Tabii ki gidip çok çok üst üste başarısız sonuçlar varken, çok uzun süreli devam ederken hiçbirimiz de unutmamamız lazım ki dinamikler farklı şekilde çalışıyor Türkiye'de. Bazen bizlerin de elinde olmayan, bu benim için de geçerli bu arada, bu başkanımız için de geçerli, yönetim kurulları ve hocalar için de geçerli. Değişiklikler olabiliyor, olabilir. Ana prensip ama kesinlikle çok uzun soluklu birlikte olmak. Yani hem Önder Hoca ile alakalı hem yönetim kurulumuzla alakalı. Evet, seçimler kazanılıyor mesela 3'er 5'er yıllık. Ancak işler değişebiliyor. Hocalarla uzun soluklu anlaşmalar yapılıyor. Ancak 5 yıllık bir proje yapıyorsunuz, imza atıyorsunuz, 2. ayda iş değişebiliyor. Bizden bahsetmiyorum. Genel Türkiye'nin yapısından bahsediyorum. Ama bu demek değildir ki biz ana fikrimizden vazgeçeceğiz. Hayır, Önder Hoca bu işin mutlaka ama mutlaka merkezinde olmaya inşallah devam edecek. Tabii ki bu profesyonel bir hayat, bu bir ömür. Hem işin teknik tarafı var, hem de işin bir profesyonel tarafı var. Önder Hoca'nın hayalleri, ama ben şunu çok iyi biliyorum ki, kendisiyle olan sohbetlerimizden çok iyi biliyorum ki, Beşiktaş onun hayallerinin her zaman en önemli kısmında, başrolünde. Ve orada da hep bana söyledi zaten, bir günde olmak, bir antrenmanda da olmak onun için en büyük mutluluk. Ve bu projeyi birlikte ileriye götürdüğümüzde, alttan çıkan oyuncuları daha fazla dakikalar verdiğimizde, onları belki hayallerine kavuşturduğumuzda, yurt dışında oynamak. Mesela dün Rıdvan'ın da ben bir röportajını dinledim. O da benim Avrupa'da oynamak çok büyük bir hayalim diyor. Onun hayali bizim de hayalimiz olmalı zaten. Orada bizim hedefimiz onların önünü kesmek değil. Hayır, ama yeni Rıdvanları da yetiştirmek olmalı. İşte zaten o yüzden Emrecan Terzi de burada. O da yenisini de, yeni Rıdvan'ı da zaten çıkartmak için biz çalışmalarımızı yapıyoruz. Önemli olan nokta o çarkı döndürebilmek ve o çarkı döndürebilmek için de doğru insanları, Önder Hoca gibi doğru insanları her daim bünyede tutmak. Bu çalışmalar hiç bitmeyecek. Bu sorunun cevabını çok kısa erteleyip Ceyhun Bey'in anlattıklarına küçük bir ekleme yapmak istiyorum. Ben 2000-2008 arası Beşiktaş öz kaynak düzeninde çalışan bir antrenördüm. Antrenörlüğümün başlangıcı o dönemde. O dönemle ilgili geriye bakıp öz eleştiri yaptığımızda, o dönemde çalıştığımız sadece bir oyuncumuz şu anda Beşiktaş A takım kadrosunda. Uzun yıllardır Necip Uysal Beşiktaş A takımının kadrosunda, ki o kadroyu da konuştuk, ne kadar evet, özel isimler tam vardı. Oraya geleceğim. O yıllar arasında bu masadaki insanların büyük bir çoğunluğunun tanıdığı, bildiği çok özel oyuncularımız oldu aslında. Hala Beşiktaş A takımında olacak, hatta hala A milli takım formasına giyebilecek birçok oyuncumuz oldu. Neden yokların cevapları var? Neden yoklarda da öz eleştiri yaptığımızda belki bizim de eksiklerimiz oldu. Belki değil, oldu da. Yani oyuncuları sadece sahada hazırlamak yeterli bir durum değil. Biraz önce Ceyhun Bey'in söylediği bu atletik performans departmanına biz özellikle öz kaynak düzenimizde psikolojik performans departmanını da mutlaka ama mutlaka eklemeliyiz. Neden ekleyelim? Çünkü çocuklar için çok kolay değil. Bir oyuncuyu işte 3-5 kişi tanırken bir maçta, işte Emirhan İlkan örneğinde yaşandı, bütün Türkiye tanıdı ve önüne çok başka durumlar geldi. Bunu tek başına halledemeyebilir. Ailesinin yardımıyla halledemeyebilir. Hatta bizlerin yardımı bile bu durumu taşıması için, bu durumun üstesinden gelmesi için ona yeterli olmayabilir. Tam da burada işin uzmanlarından mutlaka destek almalı oyuncularımız. Onun için de özellikle öz kaynak düzenimizde bu departmanın da çok böyle net bir şekilde zaten hali hazırda mevcut ve geliştirilerek devam ettirilmesi gerekiyor. Biz bu arada Beşiktaş'ın işte geleceğini, yarınını, önümüzdeki sezonunu planlarken öncelikle acaba öz kaynaktan getirdiğimiz hangi oyuncuları hangi pozisyonda kullanabiliriz? Eğer kullanmayı düşündüğümüz ama kullanamayacağımız oyuncu profilleri varsa U19 takımımızda da o pozisyonlara nerelerden transferler yapabiliriz? Yurt içinden, yurt dışından nasıl orayı güçlendiririz? Bunun da aslında peşindeyiz. Çünkü oranın güçlenmesi demek yarınlarda Beşiktaş A takımının güçlenmesi demektir. Eş anlamlıdır. Benim de şimdi sorunuza geliyorum İsmail abi. Benim de kendimle ilgili tek bir planım var. Ben futbol antrenörlüğünü aşkla yapan bir insanım. Çok severek yapan bir insanım. En yakından bilenlerden birisi de sizsiniz. Ben futbol antrenörlüğü yapmaya devam edeceğim. Nerede olacağına dair bir fikrim yok.
nerede devam edeceğine dair bir fikrim yok. Çünkü günler o kadar değişken ki, yani bizim ülkemizde de dünyada da böyle çok değişken, ama ben futbolun bir parçası olarak, sahadaki antrenör olan parçası olarak hayatıma devam etmek istiyorum. Bugün Beşiktaş'ta, belki yarın da Beşiktaş'ta, diğer günlerde başka yerlerde, dünyanın her yerinde, ama her yerinde ben mesleğimi yapmak, devam etmek istiyorum. Biraz önce söylediğimi de son olarak yine söylüyorum. İşimi aşkla yapıyorum çünkü. Sihirli değnek olsa ne yapmak istersin Beşiktaş için? Beşiktaş dünyanın en büyük kulübü olsun diye bir dokunuş yapabileceksem, o dokunuşu o değnekle Beşiktaş adına kullanırım. Ya sadece ben bir lige, bir antrenöre odaklı değilim. Mümkün olan her fırsatta oyunlar seyrediyorum. Bir dönemde Beşiktaş A takımda biliyorsunuz oyuncu izleme antrenörlüğü yapmıştım ben 3 yıl. Açık söylemek gerekirse gönülsüz başladığım bir işti. Ama günler geçtikçe iyi ki de bunun içindeyim dedim. Çünkü 3 yıl boyunca dünyanın birçok coğrafyasında birçok oyun, birçok oyuncu seyretme şansım oldu. Birçok antrenörü yaptıklarıyla yapmadıklarıyla değerlendirme şansım oldu. Ben böyle bir yere, bir antrenöre odaklı olmaktan çok hoşlanan birisi değilim. Çünkü bazen hiç ummadığınız bir amatör maç seyrederken orada antrenörün yaptığı bir uygulama sizde başka durumlar oluşturabilir, pencereler açabilir. Onun için ben her şeyi, her yeri seyrediyorum. Ama günün sonunda hepsini bir süzgeçten geçirip kendi antrenörlük felsefemi oluşturuyorum ve güçlendirmeye gayret ediyorum. Aynı şekilde Türkiye'de de çok değerli, şu anda Süper Lig'de çalışan çok değerli teknik adamlar var. Özellikle yeni nesille ilgili çok değerli insanlar var. Sadece yurt dışına değil, ben onların da oyunlarını, yapmak istediklerini takip edip kendimle ilgili felsefeyi oluşturmaya çalışıyorum en net şekilde. Var bende kalsın. Miguel benden geldi çok net bir şekilde. Daha önce Miguel'le Türkiye'de başka bir kulüpte çalışan bir antrenör arkadaşım. Ben daha bu pozisyona gelmeden geçen yaz bana Miguel'i böyle sanki işte çok uzun yıllardır tanıyan, yaşayan birisi gibi çok olumlu şeyler, bilgiler anlatmıştı. Saha uygulamaları, antrenman planlamaları ve takımına, o sırada takım, çalıştığı takıma hangi noktadan, takımı hangi noktadan hangi noktaya getirdiğine dair aslında çok da gizli bir durum değil. Adana Demirspor performansıyla ilgili, Samet Hoca ile beraber çalıştığı dönemdeki performansıyla ilgili. Bu da benim zihnimde kalmıştı tabii. Sonrasında tekrar bizim bir atletik performans antrenörü arayışımız olduğunda tekrar gündeme geldi. Ben de kulüple paylaştım. Geçmişte de Beşiktaş kulübündeki çalıştığı dönemde hem kulüp ilişkileri hem oyuncu ilişkileri ve kattığı değer göz önünde bulunduruldu, değerlendirildi ve uygun kişi olduğunun kararını verdik. Başladığı günden bugüne kadar da iyi ki burada bizimle beraber diyebileceğim, rahatlıkla bunu söyleyebileceğim bir antrenör arkadaşımız. Az evvel de zikrettiğim üzere 27 tane oyuncumuz var. Son derece kalabalık. Yaz sezonu çok fazla hareketli geçirmiştik. Aslında taraftarı da çok fazla heyecanlandıran, isim anlamında da, kariyer anlamında da çok çok önemli noktalara gelmiş birçok takviye yaptık takıma. Ve şu anda da takımımıza baktığımızda aslında bu 27 tane son derece kalburüstü oyuncu ve hatta 21 kişilik maç kadrolarına giremeyen milli oyuncularımız oldu dönem dönem, biliyorsunuz. Ve İşin dürüstçesi hocamızla da konuştuğumuzda genel yapı, takım yapısı anlamında dünyadaki örnekleri de araştırdığınızda aslına bakarsanız 27 kişilik bölgesine kalburüstü oyunculardan oluşan bir kadro, biraz kalabalık bir kadro ve antrenman kalitesine varana kadar etkiliyor maalesef. O yüzden de şu anda hali hazırda kadromuzun son derece her mevki anlamında yeterli olduğunu düşünüyoruz. Tabii ki zaman zaman takım fırsat transferleri olabilir. Zaman zaman ihtiyaçlar, işte son dönemde gol yollarında biraz daha sıkıntılar yaşadığımız için haklı olarak taraftarımızda acaba buraya doğru bir hamle yapılır mı diye düşünüyor. İşte Raşit'in o Kanto Beşiktaş şeyi biraz yanlış anlaşıldı. Çok eskiden de tanıştığı bir dostu, arkadaşı olduğu için, o da zaten kendisiyle de sonrasında sohbet ettiğimizde o yanlış anlaşmadan dolayı biraz rahatsız olduğunu, sadece arkadaşıyla bir sohbet amaçlı böyle bir şey söylediğini iletti. Tabii ki çok değerli oyuncular var. Ancak öncelikli olarak bizim hedefimiz sahanın içerisinde o problemleri çözmek. Gol ise gol, yoksa defansif anlamda ise defansif anlamda saha içerisinde doğru çözümleri mevcut oyuncularımızla bulabilmek. Evet, transfer sezonunun sonuna kadar da biraz daha vakit var. Ancak öncelik olarak kesinlikle elimizdeki oyuncularla yola devam etmek gibi bir stratejimiz var. Ben de paralel cevap vereceğim size. Yani böyle her yaşanan olumsuzlukta, yani
ofansif veya defansif, yani o gitsin bu gelsin oyuncuyu değiştirmek yerine oyuncuların sahip olduğu potansiyelleri ortaya çıkarmak üzere daha çok çalışmaya bizi itmeli bu durum. Değiştirmeye değil de ya daha fazla nasıl çalışabiliriz, daha doğru nasıl çalışabiliriz veya oyuncunun o yanlarını daha fazla nasıl ortaya çıkarabiliriz, buna odaklanmak gerekiyor. Mevcut kadromuzun içinde de sahip olduğu potansiyeli yukarıya çekebileceğimiz çok fazla sayıda oyuncu var. Bazı oyuncularımız da biraz önce başlangıçta Ceyhun Bey söyledi mesela. Salih çok kıymetli bir oyuncu. A milli takım oyuncusu olmuş. Çok genç yaşta büyük bir transfer yapmış. Yurt dışına gitmiş. İtalya'da oynamış bir oyuncuyu konuşuyoruz. Neden Salih orada? Çünkü oynamaya ihtiyacı var. Daha fazla süre almaya ihtiyacı var. Bu kalabalıkta, bu yoğunlukta yer bulamadığı için. İşte benzer bir durumda Hasic de var. Yani gelecek vadeden önemli bir oyuncu adayı. Daha fazla oynaması gerekiyor. Sakatlıktan geriye döndüğünde şu anda böyle bir kadronun içinde yer bulması ve süre bulması çok kolay gözükmediği için daha fazla oynayacağı, bazen de oyuncular oynayarak gelişirler, bazen bekleyerek gelişirler, bazen seyrederek gelişirler, bazen antrenman yaparak, bazen dinleyerek, öğrenerek. Ama Hasic'in ihtiyacı şu anda oynamaktı, daha fazla süre almaktı. Biz de o yüzden Hasic'i de kiraladık. Bir de işte transferi günlerdir söylüyorum ben, yani hemen hemen her konuştuğumuzda söylüyorum. Transferi yaparken önce biz bir U19 takımımıza bir dönüp bakıyoruz. Oradan ne alabiliriz? Oradan aldığımız hangi oyuncuyu geliştirip daha uygun hale getirebiliriz diye bakıyoruz. Sonrasında eğer orada bir çözüm yoksa yeni çözümler üretmeye çalışıyoruz. Benim de bir talebim olmadı bugüne kadar. Hiç olmadı. Tabii çok teşekkür ederek ben tekrardan sözlerimi sonlandırayım. Çok büyük emek veriyorsunuz arkadaşlar. Sizler de bizle beraber her deplasmanda, her iç saha döneminde de sürekli antrenmanlarda olabildiğince yanımızdasınız. Ben tekrardan teşekkür ediyorum hepinize. İnşallah bu sohbet toplantılarını daha da sık bir şekilde organize etmeye devam ederiz. Teşekkür ederiz. Ben son söz olarak bilginin çok değerli bir şey olduğuna inanıyorum. Yani kendi hayatımda da, yani burada da bu size sunulan bilgiler, söylenen bilgiler birinci ağızdan en gerçek, en doğru bilgiler. Bunun ışığında hareket etmenin çok doğru olduğuna inananlardanım. Bugün burada olduğunuz için, bizleri takip ettiğiniz için, zor koşullara rağmen emek harcadığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi ki geldiniz. Teşekkür ederim. Hayırlısı.